Dördüncü Duvar Ekstra'dan herkese merhaba. Ben Bilge Su. Ben Öncü. Bugün yakın tiyatroyu konuşuyoruz. Sorulara geçmeden önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Öncelikle merhabalar. Merhaba, ben Öncü, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Öncü Alper. Yakın tiyatronun genel sanat yönetmeniyim. 99 yılından beri tiyatroyla uğraşıyorum. Yani yaklaşık 20 sene kadar olmuş. Hep tiyatronun alternatif alanında kaldım. Bugüne kadar da işte üniversite topluluklarından tutun da mezun grupları, işte İstanbul'da bir iki tane profesyonel oyun koyma denemesi, oyun işte sahneleme ve işte yaklaşık 3 yılda bir sahne, hem sahneyi işletmek hem de sahnede oyun koymak şeklinde Necati Bey'de bir sahnemiz var. Yakin tiyatro, yakin sahne diyoruz tabii sahnemize. Yaklaşık 20 yıllık bir maceramız var bu işte tiyatro ile ilgili. Aynı zamanda da şeyim, meteoroloji malzeme mühendisiyim. Aynen mühendisiyim. Bir kamu kurulduğumda şey olarak, mühendis olarak çalışıyorum. Zor oluyor mu iki tarafı birden idare etmek? Yani zor oluyor. Şöyle bir durum var. Nasıl derler? Ben tiyatroya ilk başladığım zaman böyle bir yolu seçtim açıkçası. Hem bir meslek sahibi olup o meslekten elde ettiğim gelirle tiyatro yapmak gibi bir yol çizdim kendime. Hep şeyimizde, nasıl diyeyim, oyunlarımız da hep bu mantık üzerine kuruldu. İlk başta zaten üniversite tiyatroları zaten bu mantık üzerine. Hem öğrencisiniz hem şeysiniz, tiyatroyla uğraşan gençler olarak başladık. Evet. Daha sonra ne oldu? Mezun olunca nerede tiyatro yapacağız, devam da etmek istiyorduk. Mezun grupları kurduk. İşte mezun grupları, işte oynayacak yer bulamıyorsunuz üniversitenin kanatlarından çıktığınız için. Üniversitenin imkanlarından faydalanamadığınız için. İşte oynayacak yer bulma arayışında sahne kiralamaya başladık. Ankara'da çok sınırlı sayıda sahne var. Ve o zamanki bizim bilet gelirlerimize baktığımız zaman bizim o sahnelerin kiralarını ödeyebilmekte zorlanıyorduk. Az sayıda şey yapıyorduk. Daha sonra da sahne açalım derdimiz oldu. İşte burası bir harabeydi, Necati Bey'deki yerimiz. Burayı boyadık, ettik. 3 senedir de buradayız. Oyun sahne ediyoruz. Evet, çok güzel. Daha da iyi olmuş yani, tadilatla falan bence. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ben yakın tiyatronun da hikayesini soracaktım. Yani onu da şöyle kısaca bir geçtiniz ama nasıl bir araya geldiniz ya da kimlerden oluşuyor ekibiniz? Ya, Hacettepe Üniversitesi Drama Topluluğu Mezunlar Tiyatrosu aslında. Buranın temeli bu. Evet. Biz drama topluluğunda Hacettepe Üniversitesi'nde okurken üniversite topluluğuna gidiyorduk tiyatro olarak. İlk başta hobi ya da nasıl derler, bir sosyal etkinlik tadında başladı her şey. Daha sonra bütün üniversite topluluklarında bu işi ciddiye alan adam insanlar gibi işte dedik ki ya bu işte nasıl daha profesyonelleşiriz? Bir okuma süreçleri neler yapabiliriz? İşte bizim aklımızdan da konservatuarlara gitmek, işte profesyonel hayata öyle geçebilir miyiz oldu. Onunla ilgili işte kendi adıma ufak tefek denemelerim oldu. Ama en nihayetinde şöyle bir noktaya geldim. Tiyatronun kendi başına bağımsız olarak iş yapabilmesi için bir ekonomik desteğe ihtiyacı var. Bu ekonomik destekte de neden ben olmayayım dedim. Yani bir mezuniyetim olacak. Hani herkes gibi okuldan mezun olup işte evim olsun, arabam olsun, işte yazlığım olsun, 5 tane de çocuğum olsun falan gibi bir hayal kurmaktansa orada kazandığımın belli bir kısmını tiyatroya aktarırsam ne olur gibisinden bir soruyla başladık. Benimle aynı fikirde ve yine drama toplumundan arkadaşlarımla, işte başta Mustafa olmak üzere, Mustafa Hüsnü Koca var ve diğer arkadaşlarımla beraber burayı kurabilir miyiz diye bir araştırdık. İlk başta dernek olarak kuruldu. Yakın Tiyatro Derneği olarak kuruldu. Daha sonra da şey olarak gitti. Nasıl diyeyim? Sahne açtıktan sonra da 3 yıl önce de profesyonel tiyatro hüviyetine büründük. Bilet satmaya başladık. İşte gişe açmaya başladık. Oyunlarımızı normal profesyonel tiyatrolar gibi gişe açarak, bilet satarak oynamaya başladık. Profesyonel tiyatroya tam adım atışımız bizim 3 sene önce oldu. Aynen bu sahnenin atışıyla beraber, açılışıyla beraber profesyonel oyunlar yapmaya başladık. Ondan sonracığıma ne demek lazım yakın tiyatro adına? Amatörden profesyonele doğru giden bir yolculuk bu. Burada da gitgide hem yakın tiyatronun işletmesinde, nasıl diyeyim, yönetiminde profesyonelleşmeyi, hem de oyunların niteliğinde daha kaliteli, hem daha iyi oyunculuklar, daha iyi metinler, böyle bir arayış içerisinde devam ediyoruz. Anladım. Böyle diyeyim yani. Peki yakın tiyatro olarak fiziksel tiyatro yapıyorsunuz. Aynen. Fiziksel tiyatroyla dans tiyatrosu aynı şey mi ya da varsa farkları neler? Ya bu çok zor bir soru. Bunu aslında dans tiyatrosu yapanlara sormak çok önemli. Şimdi şöyle bir şey. Yakın tiyatronun fiziksel tiyatro öyküsü şöyle başladı.
Şimdi yakin tiyatronun ismi yakin malum. Yakin şu demek, bir şeye o kadar yaklaş ki neredeyse o ol demek. Hmm. Bu matematikteki limit aslında. Yani bire bir rakamına mesela değil mi? Soldan ya da sağdan yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Hiçbir zaman belki olmuyoruz. 0.99999 oluyoruz. Ama o kadar yaklaşıyoruz ki neredeyse bir oluyoruz biz. Evet. Bu certainty, yani yakin, yakinsamak bizim tiyatromuzun adı oldu. Ve bu düzlem, bu isminde temellendiği bir hayata bakış ve hayata okuyuş şekli var. Varoluşçu filozoflar, işte bunların kitapları, ondan sonracığıma Doğu mistisizmi, İslam tasavvufu, ondan sonracığıma divan edebiyatı gibi bir okumamız vardı üniversite yıllarından beri. Acaba bu okumamız şey yapabilir mi? Nasıl diyeyim? Sembolizmle ilgimiz vardı. Bununla ilgili gece gündüz okuyorduk, işte araştırıyorduk, varoluşçuluğu konuşuyorduk. Bizim hoşumuza gidiyordu yani açıkçası. Bu tartıştıklarımızı kendimize özgü bir anlatım diliyle insanlarla paylaşabilir miyiz? Bu sorunun cevabını aradık. Bu sorunun cevabını ararken karşımıza şey çıktı. Bilim Shakespeare çıktı ve Shakespeare'in dili çok semboliktir diyerek kısaca Shakespeare'i özetlemiş olabiliriz. Evet. Değil mi? Shakespeare'i yapmak için şöyle bir durum var. Çok ciddi bir ortaçağ mistisizmi bilmeniz lazım. Hristiyan teolojisi bilmeniz lazım. Ondan önceki nasıl diyeyim sembolleri bilmeniz lazım. Cini bilmeniz lazım. Periyi bilmeniz lazım. O anlamıyla da bizle bir örtüşme oldu. Bununla ilgili yazılmış kitapları okurken anlayabildiğimizi söyleyeyim. Yani anlayabildiğimizi hissettik ve evet. Shakespeare okumaya başladık. Ancak o zaman da şöyle bir durum ortaya çıktı. Tamam, Shakespeare bir şey demiş. Biz bunu anladığımızı düşünüyoruz. Ancak şöyle bir sorunumuz var. Bu anladığımızı aktarabilecek yeterli araca sahip miyiz? Bu araç acaba dekor mudur? Bu araç acaba müzik midir? Bu araç acaba ışık mıdır? Bu aracın oyuncu olduğu ortaya çıktı. Ancak klasik bir oyuncu bunu anlatmada yeterli olabilir mi? Bir sembolü anlatmada. Yani çıkıp anlatabilir tabii ki. Yani çıkıp bir sembolü bir oyuncu bize sözde anlatabilir. O zaman bu ne olur? Didaktik bir ders olur. Acaba sembolü sembol olarak kalarak anlatabilir mi? Yani sembol sembollüğünden bir şey yitirmesin. Evet. Derinliğinden hiçbir şey kaybetmesin. Ama bunu aktarırken de bir ders olmasın. Yani bir şey tarihi olmasın. Nasıl derler? Sanat tarihi dersi olmasınmış. Ha, o zaman şöyle bir durum ortaya çıktı. Bizim oyuncunun bütün imkanlarından, tıpkı da bir oyuncuyu bir sembol gibi düşünerek, oyuncunun bütün imkanlarından faydalanmamız gerekir. O zaman fiziksel tiyatro bizim gündemimize girdi. Oyuncu vücut kullanacak ve ses kullanacak. Evet. Efendime söyleyeyim. Ama o zaman dans tiyatrosu gündemimizde yoktu. Biz şey yaptık. İlk etapta Uzak Doğu sporlarıyla arkadaşlarımız ilgilendiler. Wushu, efendime söyleyeyim, Wushu çalıştık uzunca bir süre. Capoeira çalıştı o zamanki arkadaşlarımız. Ancak velhasıl en son geldiğimiz nokta, bir milli jimnastikçimizle beraber bizim ekibimiz jimnastik çalışmaya başladı. Haftada bir gün olmak üzere düzenli olarak, yani kendi içimizde de çalıştık, haftada bir günde şeye gittik. Milli bir jimnastikçi hocamızdan ders aldık. Evet. Bu sırada da bir nasıl diyeyim, vücut kullanabilen, akrobasi ve jimnastiğin temel hareketlerini yapabilen bir kadro oluşturduk. Bu kadronunla beraber de, yetişmiş kadroyla beraber bunları denemeye başladık. İlk oyunumuzda sadece, bütün oyunlarımızda biz fiziksel tiyatrodan faydalandık. İşte davada faydalandık. Evet. İşte nasıl diyeyim, akrobasi, jimnastiği aşağı yukarı Hacettepe dramanın bütün oyunlarında görebilirsiniz. Çünkü bizim için temel bir gereklilik, yani bir oyuncunun bunları yapabilmesi gerekiyor. Efendime söyleyeyim. Ancak geldiğimiz noktada biz ilk defa sadece geçen sene, sadece fiziksel tiyatro diyebileceğimiz oyunumuzu geçen sene çıkarttık. Yani 10 yıllık bir çalışma süreci şeyinden. Evet. Ve o da plastik kelimeler olarak geçen sene sergilendi. O zaman da bu dediğiniz sorunuza geldik. Acaba bu bir dans mıdır, yoksa başka bir şey midir? Açıkçası biz bu yolda, hani bu akro tiyatro diyoruz biz buna. Akrobatik tiyatro diyoruz. Çünkü kendi içerisinde söz de var. Yurt dışındaki örneklerine de baktık. Hem repliklerle oluşan, hem fiziksel olarak fiziğin, yani insan bedeninin kullandığı çok az örneğe rastladık. Evet, doğru, haklısınız. Daha çok dans tiyatrolarında bu tarz örnekler görüyoruz. Evet. Açıkçası hani bu anlamıyla da biz bir şeye girdik. Plastik kelimeleri izleyince kendi eksikliklerimizi de görme şansımız oldu. İşte dans hocasından tutun da tekrar akrobasideki eksiklerimizi tamamlamak için farklı dallardan tekrar eğitimler almaya başlayacağız.
Hani bu anlamdaki eksikleri gördüğümüz için. Ama hani şu aşamada bizim yaptığımız akrobatik tiyatronun, fiziksel tiyatronun hani dans tiyatrosudur diyebilecek bir durumum yok açıkçası. O alanla ilgili gibi şey. Aynen. Belki hiçbir şey çıkmayacak. Belki bir şey çıkacak bundan ama biz keyif alıyoruz. Bunu bir yol olarak, yolculuk olarak görüyoruz. Belki bizi olgunlaştırır. Peki izleyicilerin tepkisi nasıl oluyor? Ya ben mesela vücut tiyatrosunu daha önce izlememiştim ve burada dava oyununda gördüm ve çok acayip geldi. Yani çünkü insan Kafka, işte dava falan deyince çok o tarz bir şey görmeyi beklemiyor. Ve bu gördüklerim beni memnun etmişti. Çünkü beklediğimden farklıydı, yeniydi, değişikti. O yüzden ben mesela çok mutlu oldum. Ama insanlar nasıl buluyorlar? Yani çok aşina olmayanlar ne hissediyorlar? Ya aslında yakın tiyatronun şöyle bir durumu oldu. Çok enteresan bir şey yaşıyoruz bugünlerde. Aslında bizim seyircimiz bizi şu anda profesyonel olmaya doğru çekiyor. Bizim bir seyirci kitlemiz oluştu. Nasıl diyeyim? Şimdi Kafka'nın dava metni bizde şunu sağladı. Hem bizim konuşmak istediğimiz bir dramatürjiyi sağlıyor. Üstünde tartışmak istediğimiz, kısaca değinmek gerekirse, Kafka'nın dava metni Soren Kierkegaard'ın getirdiği felsefenin bir roman uyarlaması. Yani Kafka'nın kendisi bir Soren Kierkegaard'a hayran ve bunu bir metinde deniyor. Bütün metinlerinde bunu deniyor. Bu anlamıyla fikren örtüştü bizle. O bizim üstünde tartışmak istediğimiz ve araştırmak istediğimiz bir metin. Bir düşünce tarzı. İkincisi, Kafka nispeten genç bir yazar. Yani böyle oturmuş bir metinden ziyade bir gencin kalemine yakışacak dağınıklıkları içeriyor. Ve bu anlamda da bizim ekibimize oturdu. Evet. Üçüncüsü de fiziksel tiyatro kullanmasına imkan veriyor. Bu üçü birleştiği andan itibaren bizim için iyi bir metin tercihi oldu. Seyircimiz de sağ olun, size de çok teşekkür ediyorum. Seyircimizden de beğeniler geldi ve seyircimiz şu anda bunu işte şurada da sergileyelim, burada da sergileyelim. Hani seyircimiz şu anda bizi çekiştiriyor. Davayı şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Ama ben sizi plastik kelimeleri de beklerim. Plastik kelimeler de davadan çok farklı olarak metin tamamen bizim. Tamamen sözsüz, müzik ve hareketten oluşan bir metin. Orada ise hiç söz yok. O da 40-45 dakika süren sadece hareketten ibaret bir şey. Açıkçası seyircimiz o tarzı da beğendi. Ben şunu gördüm. Ya şimdi Ankara'da alternatif tiyatro diyebileceğimiz, yani bunu alternatif tiyatro demek ne kadar doğru bilmiyorum ama şöyle diyelim, butik sahnelerde yani 70-75 kişi, 100 kişilik salonlarda tiyatro yapılması, yapılan tiyatro adedi İstanbul'a göre maalesef çok kısıtlı. Bunun birçok nedenleri var. Belki söyleşinin sonunda bunlara değiniriz. Ha, bunun çok ciddi nedenleri var. Ankaralı seyirci bizim gibi tiyatrolarla karşılaştığı zaman izlediği işte de izlediği oyunda da hani mutlu olursa bunun peşini bırakmıyor. Evet. Ve o bizi şu anda şeye doğru çekiyor. Hani bu sene ne yapacaksınız? Bu sene nasıl yorumlayacaksınız diye. Böyle değişik bir dönem yaşıyoruz açıkçası. Bizi profesyonelleşmeye doğru çekiyor açıkçası. Yani. Çok güzelmiş. Ben de tam bunlarla alakalı şu soruya gelecektim. Peki yakın tiyatroyu Ankara'da yer alan işte alternatif sahneler, butik sahneler arasında nasıl konumlandırıyorsunuz? Sizi farklı kılan şey ne? Şöyle diyelim. Şimdi bir kere yakın tiyatronun şöyle bir durumu var. Açıkçası hani bir yere konumlandırıyor muyuz? Bunu çok böyle kafa yorduğumuz bir konu değil. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi Ankara'daki duruma şöyle kısaca bir bakalım. Bir, karşınızda çok anormal güçlü bir devlet tiyatrosu var. Ki biz bunu şöyle bir eleştiriyoruz da. Biliyorsunuz Ankara şey kırsal bir yer herhalde ki devlet tiyatrosunun burada anormal sayıda sahnesi var. Ve inanılmaz ucuza bilet satıyor. Aynı şekilde bir şehir tiyatrolarımız var. Şehir tiyatroları zaten anormal ucuza bilet satıyor. Yani 12 sahnede artı bir de şehir tiyatrolarının 2-3 sahnesini sayarsak 15 sahneli bir ödenekli tiyatro var karşınızda. Bu Türkiye'nin hiçbir şehrinde böyle bir durum yok. İstanbul dahil buna. Karşınızda korkunç güçlü bir ödenekli tiyatro var ve bunlara gitmeye alışmış bir seyirci var. Bir kere onları bir yere koyduk. Şimdi bunların yanında belli bir geleneği olan özel tiyatro var. Bakın tiyatrolar yok. Bir özel tiyatro var. Ankara Sanat Tiyatromuz. Onun dışında arada bir kapanıp açılmış. İşte bir zaman ekin sahne oldu. Şimdi yeni sahne oldu falan. Menekşe Sokak'taki sahnemiz var. Arası bazen oyun oluyor bazen olmuyor. Bir işte devamlılık sorunu var. Öteki tiyatro vardı. Sonra adı Tiyatro Tempo oldu ve çocuk tiyatrosuna döndü. Haluk abilerin yaptığı yer var. Ondan sonra bir de
konservatuvar mezunu arkadaşların bir araya gelip oyunlarını sergiledikleri sahneler var. Sahnelerdi. Şu anda hala ler mi bilmiyorum ama bu Farabi sokaktaki Farabi sahnesi de Fate var. Kumrular'da acil sahnemiz var. Maalesef bu sene itibariyle faaliyet göstermiyorlar. Hani durumu oradan anlayın. Yani karşınızda o kadar büyük bir ödenekli tiyatro var ki sizin butik sahnelere seyirci getirmeniz korkunç zor. Şimdi yakın tiyatro burada ne yapıyor? Yakın tiyatro bir kere şeye bağımsız. Hani gişeye bağımsız tiyatro yapıyor. Bu en büyük avantajı. Ancak şu bu şu demek değil. Tabii ki seyirciye yapılan bir iş tiyatro. Bütün bu hengame içerisinde de seyircisine ulaşmaya çalışıyor. Ve bütün bunları yaparken de seyircisine kendi hayata bakış açısını seyircisiyle paylaşıp bunun sohbetini etmek istiyor. Şimdi böyle bir yerde yakın tiyatro nereye konumlandırılır? Vallahi hiç bilmiyorum. Tamam. Yakın tiyatro ama şunu diyebilirim. Sahnesi olup kendi oyunlarını sahnesinde koyan bir iki tiyatrodan bir tanesi. Şey anlamında söylüyorum. Butik sahne anlamında söylüyorum. Evet. Hani bizde tahsis çok az oluyor. Hani çok az, nadir tahsis yapıyoruz. Genelde kendi oyunlarımızı oynuyoruz. Ama iyi oyunlar olursa tahsise de açığız yani. Öyle değil mi? Yani konumlandırmak çok zor ya. Ankara'nın şeye ihtiyacı var. Butik sahne olarak bir süre daha oturmaya ihtiyacı var. Ve bu sürede çok maalesef şeyler olacaktır. Elenenler olacaktır yani. Maalesef. Peki sizin Sonradan Tiyatro adında bir eğitim projeniz var. Peki bu proje nedir? Bu neyi amaçlıyor? Ya şöyle diyelim. Şimdi malum biz buradan bir ekonomik getiri beklentimiz yok. Dolayısıyla da biz Kursiyer Tiyatrosu açmadık. Uzunca bir süre. Kursiyer Tiyatrosu açmadık ama 2-3 tane seyircimiz bize bir oyundan sonra işte şey yaptılar. Nasıl diyeyim? Tehdit ettiler. Hani işte bir insanın yaşının geçmesi onun tiyatro yapmasına engel mi falan. Tamam, yani işte yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Yani onların ısrarları doğrultusunda dedik ki ya tamam bir deneyelim. Peki adı ne olsun? Adı Sonradan olsun. Neden? Çünkü ben de sonradan yaptım tiyatroyu. Nereden sonra? Okuldan sonra yaptım. Onlar işten sonra yapacak. Ya da mesela nedir? Sonradan tiyatro kimler için açıldı? Sonradan tiyatro şu kişiler için açıldı. Ben üniversite yıllarında vakit bulamadım, oyunculuk yapamadım. Konservatuvara gidemedim, babam izin vermedi. Tamam, okulun tiyatro topluluğuna gidemedim. Akşamları yurt girişim geçti. İşte çalışmam gerekiyordu. Velhasıl yaş geldi 30'a ve hala içimde bir ukde. İşte onlara buyurun gelin sahne sizin diyoruz. Çünkü biz de o yoldan geçtik. Ve onun o kişilere karşı da hiçbir önyargımız yok. Çünkü biz de onların yollarından geçtik. Biz de onlara nasıl bakılıyorsa bize de öyle bakıldı. Çünkü biz de hani asıl işimiz tiyatro olmadığı için hani şeydik. Evet, hep o alaylı bir mektep. Aynen, hep orada bir arada kalmıştık. Bizim gibi arada kalan, içinde okte kalanlara böyle bir şey açtık. Açıkçası böyle büyük bir teveccüh yok sonradan tiyatroya. Hani böyle zaten de şey yapıyoruz. Hani böyle butik yine böyle ufak kalsın gibi bir derdimiz de var. O yüzden hani daha böyle küçük sayılı gruplarla çalışıyoruz. Aslında bir tiyatrodur. Sonradan tiyatroda kendi içinde aslında bir tiyatro gibi çalışıyor. Eğitim programı var. Eğitimler yapılıyor. Oyunlar şey yapılıyor. Bir kursiyer tiyatrosundan ziyade bir aslında mezun tiyatrosu diyelim sonradan tiyatroyu. Geçen sene çok ısrar oldu. İki tane şey ekledik sonradan tiyatro altına. İşte bizim oyunları çözümlememizdeki bakış açımızı bizle tartışmak isteyen seyircilerimizden tiyatro metini okuma ve çözümleme atölyesi açar mısınız dediler. Bu sene sonradan tiyatro adı altında bunu bir deneyeceğiz. Evet. Haftada bir gün bir metin çözümleme grubu açtık. Onu deneyeceğiz. Bir de genç tiyatro diye bir şey yapalım gibisinden çok baskı oldu. O da şundan oldu. Sonradan tiyatroyu biz açtığımız zaman işte 20 başvurudan 2 tanesi hakikaten sonradan tiyatroydu. 17-18 tanesi daha çok hani 20'li yaşlarında arkadaşlardan geldi. Ama onlara da hep şunu dedik. Bu kesinlikle bir konservatuar hazırlık grubu değil. Bu bir sertifika programı da değil. Bu bir tiyatro. Geleceksiniz, burada çalışacaksınız beraber. Beraber öğreneceğiz ve bir oyun çıkacak. Eğer bu şartlarda varsanız gençleri de bu anlamda açmış durumdayız. Evet, katılmak isteyenlere duyuralım aynen, buradan. Aynen. Bu 2019-2020 tiyatro sezonu için ayrıca iletmek istediğiniz bir şey var mı dinleyenlere? Ya nasıl diyeyim? Biz ya şöyle bir şey yaşadık biz. Geçen sene ne yaptık? Biz dava vardı ve de terzane oyunumuz vardı. Seyircimizin daha çok dava istediğini
gördük açıkçası. Yani dava tarzı oyunlar istediğini gördük. Terzan'dan de memnunuz. O yüzden biz yine böyle iki yelpazeli gitmeye çalışacağız. Hani böyle bir şey yapan, hani Terzani gibi daha böyle bir genele hitap eden, komedisi birazcık daha şey ama nasıl diyeyim, izleyi daha rahat metinler yapmak gibi bir retifimiz var. Diğer yandan da işte nasıl diyeyim, felsefik yükü ağır. Tartıştığı konular zor. Günlük hayatta belki arkadaşlarımızla oturduğumuz yerlerde konuşmadığımız konuları işleyeceğimiz oyunlarla devam edeceğiz. Hani de söyleyeyim, 2019-20'de biz Antigone çalışıyoruz. Sofokles'in Antigone'si. Harika. İşte onun metnini, teşekkür ediyorum. Onun metnini işte bitirdik bugün itibariyle. Hatta bu da madem tarihe düşecek, bunu da kaydını düşün. Bugün itibariyle de biz bunun provasına başlıyoruz. Evet. Devam edecek. Ondan sonra asıl bizim hedefimiz şu. Shakespeare'in 3-4 büyük trajedisini yapmak. Zaten bütün hazırlıklarımız da işte ne diyeyim, Macbeth, Hamlet, Otello, Kral Lear. Bu dördünü yapmak üzerine. Bütün hazırlıklarımız bu. Belki bir gün Kral Lear yaparsak bırakırız. Öyle diyeyim yani. Bizim yani kendim için gördüğümüz zirve Lear. Yani öyle diyeyim yani. Onu yapabilirsek bırakırız belki. En büyük hedefimiz o. Daim olsun. Umarız ki bırakmazsınız. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Keyifli sohbetiniz için. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Dinleyen herkese de çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok selamlar.